Kürekle Karadeniz diye bir faaliyet yürütüldü geçtiğimiz aylarda. Nükleer tehlikeye dikkat çekmek için yapılan bu faaliyet Hopa'dan başlayıp İstanbul Boğazı'nda biten uzun mu uzun bir deniz yolculuğunu hem de kürekle hem de insan gücüyle yapılan bir deniz yolculuğunu kapsıyordu. Ve 2 Kasım günü de Boğaz'da, Ortaköy'de sona erdi bu yolculuk. Bu yolculuğun kahramanı ve aynı zamanda bu projenin koordinatörü bugün stüdyo konuklarımız. Hemen kendilerini tanıtayım. Hüseyin Bey, Hüseyin Ürkmez bizimle ve Pınar Demircan bizlerle. Hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk. Bizde. Hüseyin Bey, yorgunluğu attınız mı bilmiyorum, sizi aldık buraya ama uzunca bir yol, bir hayli büyük bir gayret. Öncelikle hem yolu dinleyelim sizden hem de neden böyle bir projenin içinde bulunduğunuzu, bu kadar ciddi bir bedensel faaliyetin içine neden girdiğinizi soralım. Nükleer santral biliyorsunuz hepimizin belası oldu, ülkenin belası oldu ve dikkat çekmek için de Yeşil Düşünce Derneği katkısıyla bu projeye dahil oldum ben. Umarım biraz dikkat çekmiştir, özellikle son gün 2 Kasım'da. Yolu düşünecek olursak biraz uzun, 1500 kilometre. Evet. Günde yaklaşık 20 mil yaptım. Bu da 35-40 kilometreyi buluyor. Ordu'ya kadar fotoğraf çekmedim. Ordu'dan sonra fotoğraf çekmeye başladım. Sebebi de kentleşme. Maalesef o doğanın içinde 23 katlı binalar da gördüm. 18 kat. Yeşilin içinde, çay bahçelerin içinde. Düşünebiliyor musunuz? Yani nükleere dikkat çekmekti amaç. Amaç Nükleerle birlikte oydu. pek çok tehlike de Evet, var, değil mi? çok tehlikeli var aslında. Kentleşme de Yani bunlardan biri Karadeniz kentleşme için. de bunlardan biri. Yol zaten biliyorsunuz Onu deniz soracaktım ben alıyor. de. Geçenlerde yine aldı. Evet. Yani o yol tam bir facia. Ekolojik denge tamamen değişmiş. Öğrendim onu balıkçılardan. Ağlayanlar olmuş hatta. Yol yapıldıktan sonra hiç tahmin edememişler bu kadar kötü olabileceğini. Doğanın bu kadar bozulabileceğini. Bir tek yer, bir iki yer direnmiş. Ordu falan. Zaten ondan sonra ben fotoğraf çekmeye başladım. Peki, Yalnız Bartın bölgesine kadar İstanbul falan yapılacağı söyleniyor ama ya Zonguldak içinde de gördüm bir çalışma evet. var. Deniz kenarını bir doldurma olayını gördüm ya. O tabii o uzun bir serüven. Üçüncü köprüden Kanal İstanbul'a, üçüncü havalimanına kadar uzanan geniş bir serüven Karadeniz sahil Evet. yolu. Ama bu Karadeniz'in aslında seçilmiş olmasının bir anlamı var sanıyorum. Yani çünkü Evet. Çernobil gibi yakın zamanda önemli bir hafızaya sahip Karadeniz. Ve siz hem bu yolculuk boyunca durduğunuz yerlerde insanlarla, oradaki yerel yetkililerle görüştünüz. Ve Evet. bunu da anlattınız, belki bir kez daha hatırlattınız. Buralarda yaşadığınız ilginç olaylar, izlenimler nelerdi? Vallahi halkımız tabii bu konuda çok bilinçli değil. Yani bilinçlendirmek lazım. Ben buna inanıyorum. Çalışmak lazım. Gerçekten çok çalışmak lazım. Ve gözlemlerimden biri de destekleyenler bu işi genelde eğitimcilerdi. Ona dikkatimi o çekti. Öğretmenler yani, emekli öğretmenler. Yani daha bilinçli olan insanlar. Dediğim gibi çok çalışmak lazım. Çok mücadele etmek lazım. Siz bir mücadele verdiniz. Birkaç, iki buçuk Elimden ay sürdü galiba, geldiğince. değil mi? Daha Evet, mı uzun? yaklaşık 3 ay. 3 ay. Evet. Geniş bir mücadele verdiniz. Bu mücadeleyi veren, sürdüren insanlardan biri Pınar Demircan'dan, nükleersiz.org proje koordinatörlerinden. Nükleere karşı yaptığı, yazdığı, çizdiği pek çok şeyi de biliyoruz. Aynı zamanda bu projenin de annesi diyebiliriz belki, değil mi? Yani en azından içinde baştan sona bulunan biri. Siz nasıl anlatırsınız bu projeyi Pınar Demircan? Şöyle aslında söylemek lazım. Bu Kürekle Karadeniz, nükleersiz Türkiye için Kürekle Karadeniz biraz farklı bir sivil toplum hareketi şeklinde düşünülebilir. Çünkü bir sürü eylem yapıldı biliyorsunuz. 1996'dan beri nükleer karşıtı çok fazla eylemle insanlar kendilerini, dertlerini anlatmaya çalıştılar. Fakat bu biliyorsunuz biz balık hafızalıyız, unutuyoruz. Bunları aynı zamanda da yazmak önemli, paralelinde. Hani sadece yazmak da değil, sadece eylem de değil, ikisi birlikte daha anlamlı olacaktı. Ben halihazırda Yeşil Gazete'de yazdığım için nükleer karşıtı Sinop'ta da bu süre zarfında ben Sinop'a da birkaç kere gitme fırsatı buldum. Çok da güzel bir şehir. Sinop'ta Karadeniz'in incisi olarak biliniyor. Karadeniz'de bir adeta göl misali. Burada yapılacak bir kürekle ilerleyiş
son derece dikkat çekici olacaktır diye düşündük. Siz de bir taraftan faaliyet yürüttünüz ama sürekli yazarak aynı zamanda bu yolculuğu. Önce 2-3 gündü. Sonra tabii doğanın ortasında ne kadar hani kentleşme de olsa denizden ilerliyor ve hayatında trafik yok, insanlarla didişme yok vesaire. Biraz tabii nasıl söyleyeyim, böyle daha fazla günün birikmesi gerekti bir takım yazıların ortaya çıkması için. O 5 gün, 6 gün vesaire süre zarfında oluştu. Ama mütemadiyen haberleşerek yazılarını yazmaya gayret ettim. Peki neden bugün böyle bir proje? Yani Türkiye tam da nükleeri çokça konuşurken, belki tarihindeki en fazla şekilde konuşurken projeler ortaya çıkmışken. Ya açıkçası biraz önce belirttiğim gibi bu süre zarfında, yani Mart ayında Toshio Morita gelmişti biliyorsunuz Yeşil Düşünce Derneği organizasyonuyla. Toshio Morita'nın bir sloganı vardı, Power to the People. Bu güç ve yetki insanlara olarak bunu güzel bir şekilde ifade edebiliriz Türkçe'de. Bu hakikaten bu bizim hayatımız. Yani nükleer santral, bir kere şunu da altını çizmem lazım. Bu sadece Karadeniz projesi değil. Karadeniz'de gerçekleşti belki ama biz nükleer santraller hakkında insanları düşündürmek istiyoruz. Bunun için de hani yazı, görsel birlikte kullandık. Onu az önce belirtmiştim. Fakat o bizim hayatımız bu. Radyasyon Çernobil'de ne yaptı, Fukushima'da ne yaptı, insanların hayatını nasıl etkiledi biliyoruz. Hala da etkiliyor. Bakın 30 yıl geçmiş Çernobil'in üstünden bugün, ben daha 2 hafta önce Polonya'daydım. Çernobil karşıtı bir toplantı için. Yani dünya hala bunu konuşuyor ve etkileri 100 yıl kadar sürüyor, radyasyonun etkileri. Bugün diyorlar ki Çernobil'de bir yangın çıkarsa ormanlık bölgede o radyasyon havaya yayılır. Şimdi ben bilim adamı değilim. Ama konunun uzmanları konuşuyor, saygı duyup dinlemek gerekir. Yani bugün artık yenilebilir enerjilerden bahsediyoruz. Riski çok daha düşük. Yatırım maliyetleri, yani bir nükleer santralin yatırım maliyetiyle karşılaştırılamaz maddi manevi olarak. Dolayısıyla hani bunun biraz daha halkın lehine düşünmek lazım. Sadece ekonomik olarak değil. Yani nükleer enerjiden sağlanacak elektrik %5 oranında bir katkı sağlayacak Türkiye'nin enerji ihtiyacına. Bu vurguladığınız oldukça önemli ama ben de işimiz vesilesiyle Sinop'ta veya başka Karadeniz'in başka noktalarında bulunuyorum. Ya da işte örneğin Akkuyu'dan insanlarla konuşuyoruz. Siz de gözlemlemişsinizdir Hüseyin Bey belki de. Sinop'ta mesela ben yarı yarıya bir oran var diyebilirim. Nükleer santral projesi var Sinop'ta. Evet, İsteyenler ve istemeyenler maalesef, yarı yarıya. Maalesef. Evet. Çünkü birçok insan şey diyor, maalesef. İş yok burada diyor. İş gelir nükleer santral gelirse buraya. 3-5 kişi çalışacak aslında. Aslında öyle ama beraberinde bir şey taşıyacağını düşünüyorlar. İşte buraya bir araştırma merkezi yapılacakmış diyorlar. Japonlar gelecekmiş buraya diyorlar. Geldiler yani bir mi? Evet, bir ekonomi canlanacak. Hani bu umutla da aslında gitti, nükleer santrale evet diyenler var sanıyorum. Sinop'a uğramışsınızdır muhakkak. Maalesef var. Neydi Sinop izlenimleriniz peki? Nükleere en yakın ihtimalle geçen. Söylediğinize katılıyorum Sinop'la ve ağaçlar kesilecek dememe rağmen. Yani ağaçlar kesilecek, deniz ısınacak, balık olmayacak. Diyorum, söylüyorum ama hani buradan girip oradan çıkmıyor. Buradan girmiyor zaten. Evet. Maalesef. Bir şey ben burada tabii belirtmek buyurun. İstiyorum. Neden hani Kürekli Karadeniz'in bir cevabı da şu. Hüseyin kıyı kıyı gitti. Kıyı kıyı denize yakın kesimler özellikle biliyorsunuz bütün dünyada böyle denize yakın kıyısından mesela Japonya'da da balıkçılardan izin alınması gerekirmiş bir nükleer santral kurulacağı zaman. 23 daha fazla reaktörü olabilirdi Japonya'nın. Tarihte 50'li yıllardan itibaren bunları engelleyen balıkçılar var. Türkiye'de de aynı şekilde kıyı kesimi ilgileniyor nükleer karşıtı. Mersin'de bir hareket var. Sinop kıyı kesiminde var. Diğer kara sanki etkilenmeyecek. Sanki İstanbul etkilenmeyecek bir nükleer santral neticesinde yaşanacak kriz vesaire. Hani diğer politikalardan hiç bahsetmiyorum. Başka motivasyon araçlarına hiç girmeyeyim ben. Ama sadece nükleer santralin bir kaza sonucu yaratacağı müsibet hani inanılmaz boyutta. İşte Çernobil'i düşünün, Karadeniz'i düşünün ne kadar mesafe var. Ve Karadeniz'de Hüseyin kıyı kıyı giderken insanlara değdi. Değdi. Ve baktılar teyzeler, amcalar, çocuklar, babaanne, teyze. Ya bir adam gelmiş hani Kürek'le Karadeniz'i geçiyor. Bir muhabbet oluyor bu evde. Bunu kabul etmek lazım. Yani biraz halka değmek lazım. Sadece uzmanların konuşması değil. Sadece işte sivil toplum örgütlerinin toplantılar yapması veya 10 bin kişinin toplanıp Sinop'ta yürümesi Mersin'de değil. Burada yaşayan birçok esnaf var. Balıkçıların hareketlenmesi lazım. Ekmek, balık ekmektir diyoruz basın açıklamasında. Yani o balık ne olacak? %70'ini karşılıyoruz Karadeniz'den balığın. Sinop sadece %30'unu karşılıyor.
Balıkçılar en az düşünülen kesim şu anda. Karadeniz sahil yolu da ciddi etkiledi balıkçılığı. Tabii. Ve nükleerin, belki burada vaktimiz o kadar yok ama altını çizmemiz gereken bir diğer husus, nükleer atıkların taşınması Boğaz'dan geçecekler. O bambaşka İstanbul bir konu zaten. Keşke programımız daha uzun olsun. Bir diğer tarafı nükleer silah teknolojisi üretilmesi evet, ihtimali konuşuluyor. Evet. Yani tabii bunların hepsi korkunç şeyler. Yani. Ama süremiz ne yazık ki yapma. Bu kadar çok değildi ve sonuna geldik ama son sözü de Hüseyin Bey'e vereyim. Çünkü bu 3 ay, 2,5 aylık bu kürekle Karadeniz'i geçtiniz. İnsanlarla konuştunuz. Son olarak ne dersiniz nükleer santraller için? Nükleersiz Türkiye diyorum. Hatta nükleersiz dünya diyorum. Evet. Başka bir şey söyleyeyim. Hepimiz katılıyoruz. Evet, ben teşekkür etmek istiyorum. Çok önce Hüseyin'e tabii size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah, davet ettiğiniz hani bu kadar zaman ayırmanız bile 3 gündür bekliyordum ama... teşekkürü. Şimdi ediyorum. Olur mu? Ortaköy'de de teşekkür edin. Çiçek de verdik. Hüseyin'e çok teşekkür ediyorum. Biz çok uyumlu çalıştık. Bütün o yazıları yazarken Hüseyin'den ben telefonla bilgiler aldım. Ondan da harikaydı. Yeşil Düşünce Derneği bizi son dönem organizasyonların yapılmasında fazlasıyla destekledi. Ama başlarken de Nükleersiz Ork Yeşil Düşünce Derneği'nden arkadaşlarım benim. Bu bütçeyi de ortaya koyan biziz. Kendi kendimize bir imece usulüyle, imece TV'deyiz, imece usulüyle bunu yaptık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Peki biz ben de teşekkür ediyorum. Herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de Karadeniz'deki destekleyenlere. Evet. Evet, çok paydaşı var. Evet. Harika. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Evet değerli izleyenler, Yeşil Bülten'in sonuna gelmiş olduk. Kürekle Karadeniz'i nükleere karşı geçen Hüseyin Ülkmez'i ve Pınar Demircan'ı proje koordinatörünü ağırladık. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.